Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı Mustafa Toklu dün akşam Büyük Alanya TV'de Alper Kutay'la politika kulisinin konuğu oldu. Alanya için en iyisini yapma gayretinde olduklarını söyleyen Toklu, 60 dakika boyunca merak edilenleri canlı yayında anlattı. Toklu, Alanya'da Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyerek, Alanya'daki ortaklığımızla ilgili bir beklentimiz olmadan genel başkanlarımızın talimatlarıyla sahaya indik dedi. Buzla ilgili de diğer projelerle ilgili de zaten Cumhur İttifakı grubunda ve birebir Adem Bey'le olan görüşmelerimizde fikirlerimizi söylüyoruz. Daha önce de bu fikirlerimizi söyledik. Bu doğrultuda da Adem Bey'in zaman zaman yapmış olduğu çalışmalar da var. Özellikle şimdi projeler üzerinden değil ama genel belediyenin yapmış olduğu hizmetlerle ilgili biz düşünülemediğini düşündüğümüz veya eksik olduğunu düşündüğümüz noktalarda vatandaşlardan gelen talepleri biz Adem Bey'e ve ekibine aktarıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yapmış olduğumuz Cumhur İttifakı grubunda da hem belediye meclis üyelerimiz hem biz bu sorumluluğun farkında olarak fikirlerimizi beyan ediyoruz. Hiçbir zaman tabii ki de Alanya'nın sorunları veya çözümleriyle ilgili konularda fikir beyan etmemek demek, bizim almış olduğumuz, vatandaşımızdan almış olduğumuz sorumluluğu yerine getirmemek demektir. Hiçbir siyasi kaygıyla da hareket ederek düşüncelerimizin doğruluğunu veya yanlışlığını ifade etmeden durmadık. Daha önce de olduğu gibi. Evet. Ama önemli olan yapıcı eleştiriler yapabiliyor olmak veyahut da yapılan güzel şeyleri destekleyici olabilmek. Bu noktada da biz Adem Başkan'a ve ekibine de Cumhur İttifakı üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri ve AK Parti belediye meclis üyeleri olarak bizler Alanya'ya en iyi hizmetin gelmesi için düşüncelerimizi söylüyoruz. Bu noktada da bu düşüncelerimiz dikkate alınarak yapılan düzenlemeler de oluyor. Yaptığımız eleştirileri dikkate alarak yapılan yeni çalışmalar da oluyor. Örnek verecek olursak TMA'muzla ilgili farklı üniversitelerden yeni akademisyenlerin de görüşlerine, fikirlerine başvurmamız gerektiği noktasında Cumhur İttifakı'nda zaten toplantıda biz bu düşüncelerimizi söyledik. Adem Bey de sağ olsun hemen bir komisyon oluşturdu, Adem Başkan, ve bu komisyon bu mahmuzla ilgili çalışmaları yapacak, araştırmaları yapacak. Diğer konularla ilgili de zaman zaman fikir ayrılıklarımızın olduğu yerlerde olabiliyor ama biz bunu masada konuşup Alanya için en doğru kararı vermek için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesinde hiçbir zaman olmadık. Cumhur Belki kamuoyuna yansımadığı için bu fikir yani şöyle biz alışverişlerimiz. mutlaka çıkıp da kamuoyu önünde bunları paylaşmaktansa eğer amacımız iyi niyetli bir şekilde hizmet etmekse biz bunu zaten toplantılarda dile getiriyoruz. Bu dile getirdiğimiz olduğumuz konuların da birçoğunda Adem Başkan dikkate alarak düzenlemelere getiriyor. Şu ana kadar yaşamış olduğumuz bir sıkıntı yok. Cumhur İttifakı ruhuna uygun bir şekilde Alanya'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama dediğim gibi zaman zaman fikir ayrılığına da düştüğümüz noktalar olabiliyor. Bundan doğal bir şey de yok. Ama önemli olan her iki Cumhur İttifakı ortakların da asıl amacı Alanya'ya ve Antalya'ya hizmet etmek. Peki başkanım, mesela seçim olduktan sonra 2019 Mart ayındaki seçimden sonra hiç başkan yardımcılığı talebiniz oldu mu? Olmadı. Kendisinden böyle bir teklif geldi mi? Olmadı, o da olmadı. Anladım. Hı. Olsa mesela. Ya bu tabii şu an gündeme gelecek ve şu an konuşulacak bir konu değil. Hem bizim hem de bizim böyle bir talebimiz olmadı. Adem Başkan da böyle bir teklifi olmadı. Ama önemli olan belediye başkan yardımcısının hangi partiden olduğu değil, belediyedeki hizmetlerin iyi bir şekilde yapılabiliyor olması. Biz bu Cumhur İttifakı ile yola çıktığımız zaman nasıl ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı ortağı olduğu zaman Sayın Genel Başkan'ın Devlet Bahçeli Bey'in herhangi bir beklentisi olmadan sadece devletin bekası için, milletin geleceği için bu ortaklığı baş koyduğu gibi bizim Alanya'daki ortaklığımızla ilgili de herhangi bir beklentimiz olmadan genel başkanlarımızın almış olduğu kararla, vermiş oldukları talimatlarla biz sahaya indik. Herhangi bir beklentimiz, herhangi bir düşüncemiz olmadı.